Aydın, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir dostlar. Gündüz güzel, keyifli geçiyordur. Beni sorarsanız iyiyim. Sadece şu anda Ağustos ayını bekliyorum. Yakın bir zamanda tatile çıkacağım. Kocaman bir ayı kapattım. Dinlenmek istiyorum. Kurtlarımı dökmek istiyorum. Abi deniz istiyorum, güneş istiyorum. Çünkü malumunuz İrlanda'da yaşayan bir birey olarak arkadaşlar, bizde yaz mevsimi yok. Bizde 4 mevsim yok. Bizde 2 mevsim var. Birisi sonbahar, ikincisi kış. İrlanda'da başka mevsim yok. Gariptir. Haziran çok sıcakken Temmuz çok daha soğuk olur. Hatta Ağustos'ta kar görürsem yine şaşırmayacağım İrlanda'da. Neyse. Bugünün konusuna zıplamak istiyorum hemen. Fazla uzatmayalım lafı. Avrupa Birliği'nden çıkmış bir İngiltere'de yaşanır mı abi? Avrupa Birliği'nden çıkmış bir İngiltere ne işe yarar? Türkler için doğru adres midir hala? Yani bir dil okulu olabilir ya da atıyorum üniversite olabilir ya da iş için İngiltere'ye gidilir mi? Orada hayata devam edilir mi? Şimdi bildiğiniz gibi İngiltere aslında çok da yakın bir süre içerisinde Avrupa Birliği'nden çıkmış durumda. Doğal olarak artık Avrupa'da olmadığı için Avrupa vatandaşlarının İrlanda hariç, benim bulunduğum ülke hariç, İngiltere'de çalışma gibi bir hakkı yok. Türk vatandaşı olarak zaten çoğunuzun herhangi bir şekilde orada bir çalışma hakkı yok ama nedir? Oraları kovaladığınızı biliyoruz. Şimdi isterseniz hem artılarından hem eksilerinden bahsedelim. İlk başta eksilerden bahsedeceğim. Bir, artık bildiğiniz üzere Ankara Anlaşması İngiltere'de maalesef ki uygulanmıyor. Çünkü bu sadece İngiltere ile değil, Avrupa Birliği ile olan ülkelerle de olan bir anlaşmaydı. İngiltere'de yanılmıyorsam çıktığı için artık bu anlaşma bir şekilde geçersiz. Biraz daha güncel bir versiyonu var. Ankara Anlaşması'na benzer bir şeyler var. Puanlama sistemi gibi bir şey var. Hala onunla gitmeye çalışan insanlar var ama kesin bildiğimiz bir şey varsa adı Ankara Anlaşması olan anlaşma artık abi İngiltere'de yok. Bunu bir unutun. Buradan bir eksi alıyor zaten. İkincisi arkadaşlar, tabii ki de Avrupa'dan çıktığı için maalesef ki İngiltere pasaportuyla herhangi bir Avrupa ülkesinde artık çalışamazsınız. Eskiden çalışabilirdiniz, artık çalışamıyorsunuz. Nedeni ise tabii ki de çok basit arkadaşlar. Çünkü Avrupa Birliği'nde değil, bildiğiniz üzere. Ama ne var? Turistik olarak İngiltere pasaportuyla Avrupa ülkelerini en az 6 ay boyunca ziyarette bulunabilirsiniz. Ama çalışamazsınız. Aynı şekilde Avrupa ülkesi vatandaşları da İngiltere'ye gidebiliyor abi. Ama sadece 6 ay ziyaret. Yani karşılıklı aynı durum söz konusudur diplomasi olduğunda. Ha, bizim için önemli olan kısım, biz zaten herhangi bir şekilde Türk pasaportuyla orada hani çalışma gibi bir hakkımız yok. Malum ülkemizin durumundan dolayı yine gidip vize almak zorundayız. Öyle. Peki İngiltere güzel bir seçenek mi? Biraz da isterseniz bunlardan bahsedelim. Birincisi arkadaşlar, bana sorarsanız garip bir şekilde ben İngiltere'nin hiçbir zaman batacağına inanmıyorum. Çünkü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkarken ödediği meblağ çok yüksek bir meblağdı. Yanılmıyorsam 50 milyar eurolara varan bir meblağ ödendi Avrupa Birliği'nden temelli çıkabilmek için İngiltere adına. Şimdi bu durumda baktığınızda aslında İngiltere'de para var ki böyle bir hareketi yapabiliyor. Çünkü bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girmesi ne kadar zorsa çıkması da o kadar zor. Bu herifler servet ödediler abi Avrupa Birliği'nden çıkmak için. Kendilerince sebepleri vardı falan fişman, bizi bağlamaz. Ama bu ne demek abi? İngiltere'de para var. Çünkü böyle hareketler yürek ister, cesaret ister, para ister, sağlam bir ekonomi ister ve İngiltere'de bu para var. Peki İngiltere pasaportuyla başka ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi bütün Avrupa ülkelerini 6 aya kadar zaten vizesiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Yanılmıyorsam İngiltere pasaportuyla Avustralya'da ve Kanada'da sorunsuz bir şekilde çalışıyor olmanız lazım. Çok emin değilim ama yani güncellerim, söylerim size de ama yanılmıyorsam evet. Çünkü hala Avustralya ve Kanada kendi iç işlerinde İngiltere'ye bağlıdır. Öyle söyleyeyim. Mesela Avustralya valisini hala kraliçeye atar. Şimdi artık kral oldu mesela. Kanada'da da aynı şey var, sistem var diye biliyorum. Yani İngiltere hala aslında oraların sahibidir abi. Ha, Kanada ve Avustralya şu anda özellikle İrlanda'daki ve Avrupa'daki çoğu insan için gerçekten bulunmaz kaftan. Çünkü çok daha iyi ücretler ödeniyor, çok daha iyi maaşlar ödeniyor ve çok daha güzel hayat, kaliteli hayatlar yaşayabiliyorsunuz. Mesela şimdi atıyorum burasıyla Avustralya'yı karşılaştırdığınızda tabii ki de Avustralya derim. Çünkü hem havası, hem suyu, hem hayatı, hem sana sunduğu maddi olanaklar çok daha geniş abi. Ve sen bunu İngiltere pasaportuyla yapabildiğine göre İngiltere'yi aslında hiç de hafife almamanız lazım. Dili zaten İngilizce olduğu için ayrı bir artıdır. Çok rahat ediyoruz o konuda. Neden? Çünkü herhangi bir ikinci dili öğrenmenize gerek yok. Sadece adam akıllı bir İngilizce ile işinizi İngiltere'de görebilirsiniz dostlarım. Bu da sizin bir artınız oluyor. Başka ne gibi artıları var? İngiltere'de alacağınız bir master diplomasıyla ya da bir yüksek lisans ya da bir 4 yıllık üniversite diploması fark etmez. Gerçekten dünyanın çoğu yerinde geçerliği var arkadaşlar. Yani Oxford, Cambridge gibi üniversitelerin İngiltere'de olduğunu zaten biliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu üniversiteler dışında da İngiltere'de gerçekten dünyada ilk 50'ye girmiş çok sağlam üniversiteler var. Yani aslında İngiltere'de üniversite eğitimi almak Avrupa'da üniversite eğitimi almaya göre bana sorarsanız daha mantıklı bir hareket. Çünkü adamların okulları çok daha iyi. Bitirince ne oluyor? Şimdi eskiden yoktu ama artık 2 senelik o çalışma hakkını veriyorlar. Yine ne yapıyorsunuz? Bitirdikten sonra 2 senede İngiltere'de siz rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Ha, salması için ne?
çalışma izni bulmanız lazım falan fıstık. Zaten Avrupa'ya çıkan bir insanın kaderi bu değil midir? Yani bir şekilde ya eğitimle ya da işte çalışma vizesiyle geliyorsunuz. En az 5 sene geçirmeniz lazım ki vatandaş olasınız. O 5 sene de aman aman düşmeyin, başınıza bir iş gelmesin. Yani olay nasıl biliyor musunuz? Böyle bir sanki ip çekmişler. Siz de ipin üzerinde 5 sene boyunca küçük küçük adımlarla cambaz gibi yürüyeceksiniz abi. Ve düşmek yok. Çünkü düşersen bitti. Ya gideceğim bir daha o 5 seneyi başa saracaksın. Ya da o 5 sene olacak 6 sene 10 sene. Çok sıkıcı şeyler. Bizim için çok zorlu şeyler. Öyle özellikle bir de çalışıyorsanız daha da ekstrem şeyler abi. Ama zaten yurt dışında yaşamak bu değil midir? Ormana, jungle'a, maceraya hoş geldiniz abi. Böyle yaşanır zaten yurt dışında. Bütün olay budur. Yani sizin anlayacağınız arkadaşlar, bana sorarsanız günümüzün İngiltere'si hala çok geçerli bir ülke. Hem ekonomik şartlarından dolayı, hem eğitiminden dolayı, hem de ana dilinin İngilizce olmasından dolayı ve hem de diğer ülkeler gibi Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de size bir şekilde çalışma hakkını sağlıyor olması aslında İngiltere'yi çok da ileri atıyor bu takvimde bakarsanız. Onun dışında ne var? Ekonomisinden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, İngiltere'nin ekonomisi aslında İrlanda'ya çok benzer. Aslında İrlanda ile İngiltere birbirine çok benzeyen ülkelerdir. Özellikle bürokrasi konusunda bu ülkeler birbirinin tıpatıp aynısı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Anayasaları, sistemleri, size verdikleri göçmenlik kartlarının sistemleri bile aynı. Burada hani numaralandırma var 1-2-3-4-5, İngiltere'de de aynısı var 1-2-3-4-5. Yani çoğu konuda bu ülkeler birbirinin kopyasıdır. Ha, İrlanda'nın böyle olmasına da şaşırmayın çünkü eski bir İngiltere sömürgesidir. Doğal olarak böyle şeyler normal. Yani buralarda biraz daha Anglo-Sakson kültürü hakimdir dostlarım, öyle söyleyeyim. Bürokrasisi çok meşhurdur. İngilizler çok bürokrat bir toplumdur. Yani bürokrat olmayı çok severler. Konuşmaları çok böyle bürokratiktir onların. Öyle söyleyeyim. Aslında sizi severler. İyi iletişim kurarlar. Ama her zaman biraz hani pozitif faydacılık, hani benim bundan faydam neye de bakarlar. Ama çok hani centilmen tabiriyle diyebileceğim vatandaşları vardır İngilizlerin. Ha, tabii ki tüm insanlarına demiyoruz abi. Her ülkede gerçekten hani böyle ipi koparmış saçma sapan insanlar var. İngiltere'de de var yani. Yani ergen ya da işsiz güçsüz tayfa sadece Türkiye'de ya da başka bir ülkede yok. İngiltere'de de gayet mevcut, onu söyleyebilirim. Ama ekonomi olarak gerçekten arkadaşlar düşmez kalkmaz bir pound var. Öyle söyleyeyim. Ve pound'un değeri yanılmıyorsam şu anda Türkiye'de 30'ları da geçmiştir. Artık 40'lara doğru gidiyordur diye düşünüyorum yani. Öyle düşünün. Adamların para birimi herhangi bir şekilde ölmüyor. Yani bu da sizin için bir avantaj. Yani o parayla atıyorum sonrasında kazanıp Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorsanız sizin için ne bir avantaj oluyor İngiltere. Ha, iş piyasası olarak açıkçası arkadaşlar çoğu IT şirketinin hala İngiltere'de merkezi var. Yani İngiltere hala oradan aynı şekilde devam ki abi, yani hani bir sıkıntıları yok. Yine iyi kazançlar elde ediyorsunuz. Şimdi İrlanda ile İngiltere'yi karşılaştırdığınızda kazanç olarak İngiltere'de daha çok kazanırsınız. Harcama olarak İrlanda'da daha çok harcarsınız. Bildiğiniz üzere biz Avrupa'nın en pahalı ülkesinde yaşıyoruz. İrlanda şu anda resmi olarak Avrupa'nın en pahalı ülkesi abi. Ama İngiltere buraya göre nazaran daha ucuz. Yani bir Manchester'da, bir Londra'da ödeyeceğiniz kirayla İrlanda'da, Dublin'de ödeyeceğiniz kiralar bence farklı. Ya orada 100 euro bile, 100 pound bile affedersiniz az ödeseniz buradan daha iyidir. Çünkü orada neredesin abi? Londra'dasın, Manchester'dasın, işte Bristol'dasın, artık neredeysen. Burası Dublin abi yani. Şimdi Londra'yla da buraya kıyasa girmeyeceksin yani. Ayıp olur. Öyle söyleyeyim yani. İngiltere ayıp olur. İnsanlarını ben seviyorum abi. İngiliz insanları da tatlıdır bu arada. Biraz böyle Avrupa toplumlarında İngilizler çok sevilmez. Biraz böyle hani burunları kalkık diye tabir edilir. E abi, adamlar kraliyet soyu yani. Hani boşuna güneş batmayan krallık dememişler bu adamlara yani. Bu adamların çok büyük bir geçmişi var. Çok fazla sömürgesi olmuş bir krallıktan ve sonrasında ülkeden bahsediyoruz. Yani bir zahmet bırakın olsun ya o kadar. Yani siz de dünyaya hükümdar olsaydınız siz de böyle olurdunuz büyük ihtimal. Sanki o kibir bir Fransız'da yok mu sanıyorsunuz? Onlarda da var aynısı. Bakın onların da aslında durumu hemen hemen aynı. Böyle full sömürge krallığı şeklinde gitmiş yani Fransa'da zamanında. Ya bu normal arkadaşlar. Yani geçmişi çok olan ya da dünyaya bir şekilde bir dönem ya da düzene hükmetmiş ülkelerde insanların böyle olması çok doğal. Bunları yadırgamayın yani. Hani bizde yok mu sanki? Bizde de Türk kibiri yok mu abi yani? Biz Türküs yapmıyor muyuz biz de? Yapıyoruz. Neden? Çünkü senin de geçmişinde bir hükümdarlık var yani. Hani doğal değil mi? Yani o yüzden böyle şeyleri ben yadırgamıyorum. Yani günlük hayata bakıyorum. İnsanların bende bir sorunu var mı? Yok. Güzel. Öyle. Yani hayat olarak toparlarsak arkadaşlar, İngiltere'nin aslında hala çok fazla artısı var. Ha, ben şahsım adına İrlanda'da yaşamak mı, İngiltere'de yaşamak mı, böyle bir ayrım yapmam. İkisi de aynı şey benim için. Nasıl, İngiltere'yi kimle kıyaslarım derseniz, abi İngiltere'nin kıyaslanacağı ülkeler bellidir. Almanya ile kıyaslayın, Fransa ile kıyaslayın, ne bileyim. Hatta bazı konularda Amerika ile kıyaslayın. İngiltere öyle büyüklükte bir ülkeden bahsediyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ha, maaş konusunda da gayet, eğer hani
bizim sektörlerde, IT'de ya da hani gerçekten alanınızda iyi bir sektörde çalışıyorsanız iyi para kazanıyorsunuz abi. Yani bir pound kazanıyorsunuz zaten. Onu geç, o zaten Euro'dan da değerli şu anda da. İki, şöyle bir şeyim var. Ya alabileceğin hani atıyorum ortalama iyi bir maaşta en azından 3000-4000 pound arasında. Bu da seni rahat rahat orada geçindirir. Öyle söyleyeyim. Bak bunu tecrübeliler için söylüyorum. 3-4'ü kim alır? Tecrübeli insanlar alır. Hatta 5-6 gider bu yani. Yani giriş seviyeleri değil. 2000-2500 pound civarında gider, gelir. İngiltere hakkında arkadaşlar düşüncelerim bunlar. Eğer İngiltere kafasındaysanız, İngiltere'yi planlıyorsanız bence bir şey kaybetmezsiniz. İngiltere'de yaşanır abi. İngiltere'de dil de öğrenilir. İngiltere'de eğitim de alınır. İngiltere'de çok da güzel çalışılır. Sonrasında da avantajlarının da olacağını düşündüğüm bir ülke diyorum. Ve videoyu burada kapatıyorum. Sorularınız olursa yine yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.